Herkese merhaba, bu videoda sizlerle beraber Apple AirPods Max'i inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Apple AirPods Max'in dedikoduları aslında 2018 yılından beri devam ediyor. 2 seneden beri böyle ufak tefek hep kulaküstü kulaklıklar geliyor, gelmekte vesaire falan filan derken ilk defa Apple burada böyle büyük bir lansman yapmadan bir anda kulaklığı tanıttı ve böyle bir kulaklığı tanıttı. Niye böyle bir diyorum? Çünkü şu anda Apple'ın ürün gamına baktığınız zaman standart AirPods var, AirPods Pro var. Bunlar kulak içi kulaklıkları. Bunların dışında ise ilk defa bir kulaküstü kulaklık, kulaküstü ve kulak kapsayan bir kulaklık tanıttı. Fiyat bandına geldiğiniz zaman şu anda piyasada bulunan diğer tüm rakiplerden çok daha yukarıda konumlanan bir fiyatı var. Tabii bu fiyata değer mi, değmez mi? Bunları hep anlatacağım videoda. O yüzden videoyu dikkatlice izlemeye devam edin arkadaşlar. İlk gördüğümde tasarımını bayağı bir yadırgamıştım. Şöyle tekrardan bir size de göstereyim. Gördüğünüz gibi standart kulaklıklar gibi değil aslında. Özellikle şu kafa üstü kısmına baktığınız zaman bir hayli farklı. Buradaki kapakların alüminyum olması vesaire gibi bir sürü güzel detayı var. Şimdi isterseniz gelin hep beraber kutu açılışını gerçekleştirelim. Gördüğünüz özelliklerine bir göz atalım ve sonrasında da telefonda uygulama üzerinde neler yapabiliyoruz onları hep beraber bir izleyelim. Evet, karşınızda AirPods Max'in kutusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bembeyaz, üzerinde sadece cihazın kendisini görüyoruz. Klasik bir Apple kutusu denilebilir bunun için. Burada da AirPods Max yazıyor gördüğünüz üzere. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise burada da o meşhur kılıfın bir görseli var. AirPods with Smart Case diyor. Bunların dışında da başka herhangi bir detaydan bahsedilmemiş. Evet, cihazı yani kulaklığımızı açmak için şurada bir bölümümüz var. Bunu böyle kaldırıyorsunuz ve şu şekilde yırtarak açıyorsunuz. Şöyle açalım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda açtık. Şöyle kutuyu yavaşça açıyorum ve karşınızda dadam, gördüğünüz gibi AirPods Max. Şöyle şunu da şöyle bir çıkaralım. Bayağı ağır arkadaşlar, ciddi bir ağırlığı var. Şu an ilk defa şu şekilde kaldırıyorum. Yani şöyle bir açalım yine dikkatlice. Nasıl açacağız bakalım. Şöyle şuradaki alanları çıkarmaya çalışıyorum dikkatlice. Şunu bir şöyle açalım. Güzelce sarmışlar. Şunu da şöyle kenara koyuyorum. Bugüne kadar test ettiğim kulaklıklar arasında cidden çok ağır bir noktada oturduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir kılıfından çıkarmak istiyorum. Acaba başka bir şey var mı diye. Şurada şöyle beyaz beyaz şeylerimiz var. Onları da şöyle kenara koyalım. Kulaklığımız, evet yani şu an biraz daha en azından hafifleşti deminki o şeye göre, ama yani bu zamana kadar test ettiğim kulaklıklar arasında demin de söylediğim gibi ağır bir kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Zaten gövde yapısından birazdan bahsedeceğim. Sonrasında kutusunun içerisinde şöyle bakalım başka neler var. Burada gördüğünüz gibi yine bir takım kağıtlarımız var ve burada da bir tane USB Type-C'den normal Lightning girişi bir kablo yine bizlere sunulanlar arasında. Burada hemen eleştirimizi yapalım. Klasik eleştirimizi. Burada cihazımız biliyorsunuz neredeyse 6000 TL bandında, ancak kutusunun içerisinden bir adaptör çıkmıyor. Yine klasik iPhone 12'lerde olduğu gibi. Evet, kutumuzu şu şekilde kenara koyalım ve kulaklığımıza şöyle yakından biraz daha bakalım. Evet, gördüğünüz gibi buradaki malzemenin kalitesi ve kulaklığın bizlere vermiş olduğu bu dokunduğunuz zamanki hissiyatı gerçekten üst segment. Bunu söyleyebilirim. Yani lüks bir cihaz kullandığınızı size çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Şu şekilde her zaman olduğu gibi bir yere paralel koyalım. Evet, bu şekilde de durabiliyor. Herhangi bir şekilde katlanmıyor gördüğünüz gibi. Ancak şu şekilde açabiliyorsunuz. Ve şu anda kulaklık emanet olduğu için ne yazık ki stres testini fazla her zamanki gibi böyle sağlam yapamayacağım. Çünkü arkadaşımın kulaklığı, tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Daha kulaklığı açmadan kullanmadan bana verdiği için. Şimdi buradaki pedler kısmına bir gelelim isterseniz. Ped kısmında Apple burada değişik bir tasarıma gitmiş. Normalde biliyorsunuz kulaklıkların pedleri her zaman problemdir. Değiştirmesi ya da bulması, stok vesaire gibi. Burada pedler aynen şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. İsterseniz farklı pedler alıp burada bunların rengini de değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Bu hoşuma gitti. Yani hani kulaklığın tasarımsal açıdan baktığınız zaman güzel bir noktası. Aynı şekilde
Bu da bu şekilde çıkıp takılıyor. Şimdi gövde yapısına baktığımız zaman paslanmaz çelikten oluşuyor bu kulaklık. O yüzden rakiplerine göre ciddi şekilde ağır. 384 gram gibi bir ağırlığımız var. Buradaki kılıf ise 134 gram arkadaşlar. Yani kılıf ufak gözüküyor olabilir oradan ama ciddi manada ikisini beraber taşıdığınız zaman güzel bir ağırlık. Neredeyse yarım kilodan fazla bir ağırlık olmuş oluyor. Böylelikle ilk tuttuğum zamanki ağırlık ciddi manada beni üzmüştü, onu söyleyebilirim. Şuradaki alanlar şöyle hemen göstereyim size. Şuralar da gerçekten çok şık. Paslanmaz çelik olduğunu zaten söylemiştim. Biraz daha yakına alalım oraları. Aynı şekilde sol tarafı da şöyle göstereyim. Şu şekilde çok şık bir kombinasyonu olduğunu söyleyebilirim. Tasarım açısından baktığınız zaman standart kulaklıklara göre tamamen farklı bir kulaklık. Aslında şuradaki şu fileli tasarım. Çünkü kulaklık ağır bir, şimdi kafamıza da takacağız. Orada ergonomiden bahsedeceğim ama şuradaki alanın file olması gerçekten önemli bir nokta bence. Çünkü kafanıza taktığınız zaman buralarda genellikle her zaman ergonomi problemi ve terleme problemi olur. Burası yumuşak gözüküyor ama terleme ile ilgili bir problem olmayacağını da söyleyebilirim. Burası güzel. Ama tabii ki buranın nefes alması vesairesi hani uzun süre kullanımda nasıl bir terleme yapıp yapmayacağı konusunda bir şey söyleyemiyorum. Çünkü burası ağır ve hani kafamızda nasıl bir ergonomide olacağını hep beraber ilerleyen dakikalarda kafamıza taktığımız zaman göreceğiz. Burada aynı zamanda buradaki bölümler hani şu şekilde istediğiniz gibi takıp çıkarabiliyorsunuz. Uzun kullanım sonrasında muhtemelen bir bozulma yaşanmayacağını düşünüyorum. Yani Apple olduğu için düşünüyorum. Çünkü hani başka bir marka bunu böyle yapmış olsaydı emin olamazdık muhtemelen ama yine de tabii ilerleyen zamanlarda artık Candaş'ın kendi YouTube kanalındaki uzun kullanım testini göreceğiz. Aynı zamanda ergonomi kısmında şöyle bir nokta da var. Gördüğünüz gibi şuralar süspansiyonlu. Şu şekilde istediğiniz gibi yine kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ergonomi kısmında yine önemli noktalarından bir tanesi. Kulaklıkların iç kısmına baktığımız zaman şurada sensörlerimiz var. Şöyle göstereyim size. Evet, çok net bir şekilde gözüküyor. Bu sensörler sayesinde cihaz aynı zamanda kafanıza takılıp takılmadığını anlıyor ve böylelikle çalan şarkıyı otomatik olarak durdurup başlatma gibi özellikleri bizlere sağlıyor. Tuş kısmına geldiğimiz zaman tuş kısmında burada Apple Watch'larda bulunan Digital Crown'un burada da konumlandığını görüyoruz. Tabi burada Watch'la kıyaslandığı zaman çok daha büyük bir Digital Crown var. Bununla beraber sesi yükseltip sesi alçaltabiliyoruz. Siri'yi aktif hale getirebiliyoruz. Bir sonraki şarkıya geçiş ve bir önceki şarkıya geçiş gibi özellikler bizlere sunulmuş. Hemen şurada ise bir tane tuşumuz var. Bu tuşla ise aktif gürültü engelleyiciyi açıp kapatabiliyoruz ve aynı zamanda şeffaflık modunu da açabiliyoruz arkadaşlar. Alt tarafına geldiğimiz zaman ise alt tarafında burada şu anda cihazımız açıldı gördüğünüz gibi. Otomatik olarak yeşil oldu burası. Bundan da bahsedeceğim. Herhangi bir şekilde bir açma kapatma tuşumuz yok. Cihazımız her zaman açık. Onu söyleyebilirim. Sadece bu kılıfa koyduğunuz zaman otomatik olarak cihaz kendisini düşük güç moduna alıyor ve böylelikle pilinin daha yavaş bitmesine olanak sağlıyor. Burada giriş kısmına geldiğimiz zaman demin gösterdim zaten Lightning bir girişimiz var. Lightning üzerinden şarj alıyor ki bence yani bu cihaz artık USB Type-C üzerinden şarj olmalıydı. Yani diyecek laf bulamıyorum buna. Aynı zamanda eksi bir nokta 3.5 milimetrelik bir girişimiz yok bu kulaklıkta. Yani bu fiyata bir kulaklık alıyorsunuz ve isterseniz bir DAC'la yani bir amfi ile vesaire hani kullanmak isterseniz bir amfiye bağlamak isterseniz ne yazık ki mümkün değil. Sadece Bluetooth üzerinden bir bağlantı kurulması burada bizlere olanak sunulmuş. Renk kısmından da hemen bahsedeyim. Renk olarak 5 tane farklı rengimiz var. Bunlardan bir tanesi burada benim elimde de görmüş olduğunuz uzay grisi. Bunların dışında gümüş, mavi, pembe ve yeşil olmak üzere 5 tane farklı rengi bulunuyor arkadaşlar bu cihazın. Şuradaki alanların vermiş olduğu hissiyat gerçekten güzel. Yani muazzam, lüks, premium artık aklınıza gelebilecek bütün üst segment kelimeleri burada kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ancak ve ancak bence çizilmeye çok açık buralar. O yüzden bence tehlikeli aynı zamanda. Çok rahat bir şekilde çizebilirsiniz. Bu yanınızda bulunan, yanında gelen daha doğrusu bu kılıfla beraber hani tabii ki koruyacak bu cihazı ama çok ciddi bir şekilde korumaz. Tamamıyla korumuyor zaten. Şu üst taraflar açık kalıyor. Değişik bir tasarım diyebilirim hem kulaklık için hem de buradaki taşıma çantası için arkadaşlar. Eleştireceğim bir noktası ise burada bu kadar büyük pedler varken neden bu ped alanlarında dışarısında özellikle bir dokunmatik panel yok? Yani hiç buralarda Digital Crown'larla vesaire uğraşmasaydık, direkt burada tık 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 bütün işlerimizi gerçekleştirseydik. Yani bu MacBook'un neredeyse trackpad'i gibi yani şu hareketi bile yapabilirsiniz neredeyse. Geçerli notu vermiyorum kendisine. Şimdi isterseniz bir de bir bağlantısını gerçekleştirelim. Bağlantı kısmında nasıl bir bağlantısı var? Yine klasik bir Apple olduğunu düşünüyorum. Tekrardan kılıfına bir koyalım. Cihazı bir uyku moduna bir alsın. Evet, şu anda cihazımız uyku moduna geçti. Şöyle
kılıftan çıkaralım. Belki kılıftan çıkardığımız zaman otomatik olarak açılacak ve burada birbirlerini tanıyacaklar diye düşünüyorum. Şöyle hatta kafamı da takayım. Evet, demek ki olay buymuş. Kafamıza takmamız gerekiyormuş. Telefonumuzu biraz yakınlaştıralım. Burada bağlan diyorum şu anda gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl bir arayüz var. Öncelikle buradaki tuşların ne işe yaradığını gösteriyor. Burada demin söylemiştim zaten gürültü denetimi tuşumuz. Ve burada ise Digital Crown'la ilgili neler yapabiliyorsunuz, hangi özellik ne işe yarıyor bunlardan bahsetmişler. Bunları atla diyoruz. Mesajları seslendir özelliği var. Bu özellikle mesaj geldiği zaman bu mesajları otomatik olarak okumasına yarıyor. Buna şu anda mesajları seslendirme diyeceğim. Bu uzamsal ses konusu gerçekten çok önemli. Zaten bundan bahsedeceğim size ilerleyen dakikalarda. Bu cihazda bir surround sistemi var aslında. 5.1 ve 7.1'i destekliyor ve aynı zamanda en önemlisi Dolby Atmos'u destekliyor. Dolby Atmos nedir? Onlardan da zaten ilerleyen dakikalarda sizlere bahsedeceğim. Şu anda cihazımızı açtık ve gördüğünüz gibi %73 oranında bir pilimiz var. Şu anda artık bağlantımız kuruldu. Sizlere buradaki arayüzü çok daha güzel bir şekilde göstereyim. Telefonumda burada Bluetooth bölümüne geleceğim ve Bluetooth kısmında AirPods Max kısmına geleceğim. Burada karşımıza bir takım özellikler çıkıyor. Bu menüden bir bahsedeyim size isterseniz. Gördüğünüz gibi öncelikle AirPods Max kısmı, yani isim kısmında burada bir istediğiniz bir ismi verebiliyorsunuz bu cihaza. Hemen alt tarafında gürültü engelleme, kapalı ve şeffaf mod olmak üzere 3 tane farklı seçeneğimiz var. Burada gürültü engelleyici, zaten biliyorsunuz aktif bir gürültü engelleyicimiz var. Açmak için gürültü engelleme bölümünde tutmamız gerekiyor. Kapalı kısmını aldığımız zaman şu anda aktif gürültü engelleyici kapandı. Şu anda ciddi manada söylediklerimi böyle rahatsız edici bir şekilde duyuyorum. Ve bu kulaklığın en iddialı olduğu nokta şeffaf mod. Şu anda ilk defa deniyorum sizlerle beraber. Ve gerçekten bu zamana kadar test ettiğim kulaklıklar arasında en iyi şeffaf mod burada arkadaşlar. Sanki kulağımda bir kulaklık yok. Muhteşem bir şeffaf mod yapmışlar. Gerçekten en iyisi diyebilirim. Gürültü engelleme konusuna ilerleyen dakikalarda değineceğim ama şeffaf mod muazzam. Burada gördüğünüz gibi yine farklı özellikleri buradan seçip açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz şu şekilde. Hangisi aktif olsun vesaire gibisinden. Alt tarafta Digital Crown kısmında gördüğünüz gibi isterseniz arkadan öne, isterseniz de önden arkaya olarak sesin yükselmesini buradan değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında otomatik kafa algılama bölümümüz var. Cihazda zaten sensörler olduğunu demin göstermiştim. Kafanızdan çıkardığınız anda burada müziği ya da videoyu otomatik olarak durduruyor. Sonrasında kafanıza tekrardan taktığınız zaman buradaki medya otomatik olarak oynamaya başlıyor. Bu iPhone'a bağlan diye bir seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi zaten bu otomatik. Bunu burada bırakıyorum. Daha iyi bir bağlantı seçeneği olabilmesi adına ve demin yine göstermiş olduğum uzamsal ses özelliğinde buradan açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu uzamsal ses dediğimiz kısım aslında şöyle. Burada kulaklığın üzerinde ivme ölçer ve jiroskoplar var. Böylelikle bu uzamsal ses denilen, yani surround sistemi çok daha iyi bir şekilde bizlere sağlıyor. Alt tarafa doğru geldiğimiz zaman model adı, model numarası, seri numarası, sürüm, bağlantıyı kes ve bu aygıtı unut gibi diğer seçeneklerimiz var arkadaşlar. Burada mutlaka bir equalizer olması gerekiyordu bence. Normalde AirPods, AirPods Max gibi kulaklıklarda da yok ama bu tarz bir kulaklığa bence konulması gerekiyordu. He, tabii diyeceksiniz adaptif bir equalizer var. İşte saniyede 200 ayarlama yapabiliyor vesaire gibi ama yani yine de ben burada bir manuel olarak değiştirebileceğim bir equalizer olmasını isterdim arkadaşlar. Böylelikle burada şeffaf moddan gürültü engelleyiciye geçelim ve buradaki bölümümüzü de bitirerek incelememize devam edelim. Evet, şimdi gelelim ergonomi kısmına. Ergonomi kısmı için isterseniz öncelikle kulaklığı kafamıza bir takalım. Demin sizlere kutu açılışında cihazın bir hayli ağır olduğunu söylemiştim. Kafanıza taktığınız zaman da bu ağırlığı çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Burada her ne kadar demin süspansiyonlu bir tasarım olduğunu söylesem de şuralarda da bir baskı var. Yani kulağınıza kulak kapsayan bir kulaklık olmasına rağmen, yani kulağınızı şu şekilde içine almasına rağmen kulağımda ve kafamda bir baskı oluşturduğunu söyleyebilirim. Bu testleri gerçekleştirirken geçtiğimiz haftalarda test ettiğim Sony'nin WH-1000XM4 isimli kulaklığını da test etmiştim. Burada testleri yaparken bir onu taktım, bir onu taktım vesaire derken AirPods'un sesi gerçekten güzel. Ona zaten değineceğim. Bunu çıkarıp Sony'yi taktığınız zaman sanki kulağınızda bir kulaklık yokmuş gibi oluyor. Gerçekten çok ağır ve bir baskısını hissedebiliyorsunuz. Burada kafa kısmı, o hani özel bir fileli tasarım var. Hani terletmiyor vesaire demiştik. Doğru, katılıyorum. Kafa kısmında sanki burada hiçbir şey yok. Kafanıza değen alan yokmuş gibi hissediyorsunuz. Ama şuralar ciddi manada bir baskı oluşturuyor. Tabii ki burada şu anda şuradan güzel bir ışık geliyordur muhtemelen. Çok şık duruyor. Buralar böyle. Ama ne yazık ki çizilmeye çok müsait arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli kullanılması lazım. Ve demin de söylediğim gibi hani şu şekilde çıkardığınız
zaman da bir ağırlığını hissediyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman, çantaya koyduğunuz zaman bu tarz durumlarda bir ağırlığım var. Hatta şöyle kullanırken şu parmağımda yüzük olduğu için mesela şu parmağımı şöyle kaldırıyorum biraz ki yani gövdesine bir zarar gelmesin. Tabii o kadar dayanıklı mı dayanıksız mı onu bilemiyorum. O kadar test edemedim yani çizilme konusuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Ama ergonomi konusunda şuradaki alanlar her ne kadar şöyle tekrar gösterelim. Şöyle hafif bir süspansiyonlu bir sistem olmasına rağmen bile yine kafanıza biraz baskı uyguluyor. Tabii ki burada bu süspansiyon kısmı muhtemelen şöyle oluyor. Takıyorsunuz ve şöyle kulağınıza tekrardan bir baskı uyguluyor. O yüzden ne yazık ki ergonomi kısmında hem artıları var hem de eksileri var. Evet, gelelim pil performansına. Pil performansı kısmında Apple burada çok fazla detay yine vermemiş. Her zaman olduğu gibi aktif gürültü engelleyiciyi açıp kullanırsanız burada 20 saatlik bir pil ömrümüz var ve aktif gürültü engelleyiciyi kapatırsanız ne kadarlık bir pil ömrü olduğunu falan söylememişler. Bayağı bir araştırdım ama ne yazık ki bulamadım. Burada aynı zamanda cihazda bir hızlı şarj özelliği olduğunu da söylemek istiyorum. 5 dakikalık bir şarj ile yaklaşık olarak 1,5 saatlik pil performansını bizlere sağlıyor bu cihaz. Bence çok düşük bir süre. 5 dakikalık bir şarj ile 1,5 saat. Artık üst segmente baktığınız zaman 5 dakikada 1,5 saatlik şarj biraz düşük kalıyor üst segment kulaklıklar arasında. Bunların dışında bir tane kılıfımız vardı. Taşıma kılıfı biliyorsunuz. O kılıfın içine koyduğunuz zaman cihaz otomatik olarak ultra düşük pil moduna geçiyor ve böylelikle daha az pil kullanıyor. Ancak kulaklığı açıp kapatabileceğiniz bir tuş bu cihazın üzerinde konumlandırılmamış. O yüzden kullanmadığınız zaman bırakıyorsunuz. Kullanacağınız zaman alıyorsunuz. Aslında klasik hani o Apple App diyor ya sihirli diye. İşte o sihir buradan geliyor. Cihaz sürekli açık arkadaşlar. Taktığınız zaman otomatik olarak bağlanıyor. Tabii bağlantı konusunda gerçekten güzel bir noktada. Zaten sizlere demin onlardan bahsettim. Hazır bağlantı demişken isterseniz direkt bağlantı özelliklerine geçelim. Bağlantı konusunda Bluetooth 5.0 üzerinden bir bağlantı gerçekleştiriyor. Zaten Apple ekosistemine sahip cihazlarınız varsa iPad, iMac, MacBook Pro vesaire gibi bu cihazlar arasında kusursuz bir geçiş sağladığını da söyleyebilirim. Yani MacBook'a geçtiğiniz zaman MacBook'a, telefona geçtiğiniz zaman direkt telefona bağlanıyor. Bu bakımdan gayet iyi. Bunların dışında aynı anda iki tane kulaklığı diyelim ki bir tane AirPods Max'iniz var. Bir tane de AirPods Pro'nuz var. Aynı anda tek telefon üzerinden müzik paylaşımı özelliği de yine bizlere sağlanmış. Aynı anda arkadaşlarınızla müzik dinleyebiliyorsunuz ya da sevgilinizle, eşinizle müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu da yine önemli noktalarından bir tanesi. Burada kodek kısmına geldiğimiz zaman SBC ve AAC gibi kodeklerle bu cihaz bizlere sunulmuş. Bu kadar üst segment olmasına rağmen high res audio özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Yani özellikle Sony kulaklıklarda bulunan LDAC ya da aptx, aptx HD, aptx low latency gibi aktarım kodekleri de yine burada bizlere sunulmamış arkadaşlar. Zaten Apple iPhone telefonlara baktığınız zaman maksimumda SBC ve AAC gibi kodekler olduğu için burada aptx vesaire gibi şeyler koymamaları da gayet normal bence. Ama tabii ki hani üst segment bir kulaklık aldığınız için bunları da insan sahip olmak istiyor bir şekilde. Evet, gelelim ses performansı kısmına. Öncelikle ben ne yazık ki iPhone'da yani Faruk Bey gibi böyle çok detaylı bir video hazırlayamadım o konuda. Kendisi muazzam bir inceleme hazırlamış. Özellikle Apple AirPods Max hakkında mutlaka onu da izleyin. Zaten muhtemelen izlemişsinizdir bu kulaklığı araştırıyorsanız. Ses performansı konusunda ben de Sony WH-1000MK4 ile beraber bu cihazı test ettim. Birebir testlerde baktığınız zaman çok çok az bir performans farkı olduğunu söyleyebilirim. Burada bana ses Apple AirPods Max'te bir tık daha net gibi geldi. Yani çok daha canlı diyemem ama bir tık daha canlı ve bir tık daha net bir ses performansı var Sony'ye göre. Bunların dışında sesin yüksekliği bir kulak üstü kulaklığa göre yine gayet iyi. Yine beğendim. Gayet bangır bangır müzik dinliyorsunuz. Sizleri tatmin ediyor. Baslar konusu muazzam. Çok keyifli. 40 milimetrelik sürücüler var bu cihazda. Ve aynı zamanda bu kulaklıkta Apple'ın H1 kulaklık çipi var. Bu kulaklıkla beraber aslında bir sürü özellik bizlere sunuyor. Şeffaflık modu, adaptif equalizer, aktif gürültü engelleyici vesaire gibi bir sürü özelliği bizlere sağlıyor. Ama bu çipin en büyük özelliği saniyede 9 milyar işlem yapabiliyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ve bu kulaklıkta 2 tane var bu çipten. Sağ tarafta bir tane, sol tarafta bir tane olmak üzere. Yani burada tabii ki bu çipin de ciddi bir performansı olduğunu söylemek istiyorum. Sesin temizliğinden zaten bahsetmiştik ama sahne derinliğini ve stereo ayrımını muhteşem bir şekilde verebiliyor. Özellikle böyle vokal ağırlıklı ve enstrümantal ağırlıklı müzikleri de dinledim bu kulaklıkla. Muazzam bir noktada. Bu beklentimin çok üstünde çıktı. Bunu da itiraf etmek istiyorum. Çünkü normalde AirPods Pro ve AirPods'ları ben beğenmiyorum ne yazık ki. O kadar güzel bir performansları olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu ürüne de biraz ön yargım vardı. Ancak kulaklığı kulağıma koyduktan itibaren
gerçekten çok keyifli bir noktada olduğunu söylemek istiyorum. Bunların dışında demin sizlere zaten aslında incelerken söylemiştik, bir surround desteği de var bu cihazda. Surround destekli videolar izlerken çok keyifli bir deneyim yaşıyorsunuz. 5.1 ve 7.1 surround'u destekliyor ve aynı zamanda Dolby Atmos'u da destekliyor. Dolby Atmos dediğimiz şey de aslında nedir? Ekstra bir kanal aslında bu Dolby Atmos denilen şey. Normalde surround şu şekilde olur bildiğiniz gibi. Ancak diyelim ki bir film izliyorsunuz ve filmde şuradan bir uçak geçiyor. O uçağın şu şekilde geçişini tepenizden bile hissedebiliyorsunuz. Bu kulaklık bize bunu sağlayabiliyor. Şu anda rakiplerin aslında yapamadığı bir şey. Sadece Sony'de 360 audio diye bir şey var ama yine de Apple'ınki kadar aktif bir şekilde çalışmadığını söyleyebilirim. Yani o konuda da güzel bir noktada. Gelelim aktif gürültü engelleyici kısmına. Aktif gürültü engellemeyi isterseniz burada kulaklığın üzerindeki tuş üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz ya da şeffaf modunu alabiliyorsunuz. Aynı şekilde demin de gösterdiğim gibi uygulama üzerinden de bunu gerçekleştirebiliyoruz. Şeffaflık modu muazzam. Bu zamana kadar test ettiğim tüm kulaklıklar arasında en iyisi. Yani sanki kulağınızda kulaklık yokmuş gibi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında aktif gürültü engelleyici performansında ise yine gayet güzel bir noktada duruyor. Burada ama şöyle bir eksi nokta var. Aktif gürültü engelleyici istediğiniz gibi bir böyle şiddetini ayarlayamıyorsunuz. Sabit bir aktif gürültü engelleyici var. Kendisi bunu ayarlıyor. Burada manuel olarak bize bir şey bırakmamışlar. Yine Apple kendi bildiğini okumuş. Aynı adaptif equalizer kısmında olduğu gibi. Yani manuel bir ayar ne yazık ki bulunmuyor. Ancak aktif gürültü engelleyicisi de yine burada Sony ile kıyaslanacağı zaman gerçekten çok benzer diyebiliriz. Hani bir tanesi bir tanesinden çok farklı ya da Sony çok önde, Apple çok geride falan vesaire gibi bir şey diyemem. Yine benzer noktada konumlanıyor bu cihazların aktif gürültü engelleyici performansları da. Zaten kulaklıkta aslında 9 tane mikrofon var. Bunların bir kısmı aktif gürültü engelleyici için, bir kısmı da dışarıdaki konuşmaları yaparken bizlere yardımcı oluyor. Şimdi isterseniz gelin bir dışarı çıkalım. Dışarıda nasıl bir mikrofon performansı var bu kulaklığın, onu test edelim. Evet, her zaman olduğu gibi klasik mekanımıza geldik ve burada mikrofon performansını gerçekleştireceğiz. Apple AirPods Max'in. Bu arada Candaş'a da gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdı arkadaşlar. Kendisi bu cihazı satın aldı ve sonrasında bana destekler için gönderdi. Hatta göndermedi, kendi getirdi. Yani gerçekten kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Bu arada Candaş'ın da çok güzel bir YouTube kanalı var. Yine teknoloji içerikleriyle ilgili olarak özellikle en son çıkan Apple ürünlerini Candaş'ın kendi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kanalı var. Mutlaka ona da göz atın derim. Evet arkadaşlar, aynı zamanda tabii bu sözü de uzattık burada, bayağı bir güzel oldu. Buna da vesile oldu. Aynı zamanda arabalar da buradan geçiyor. Böylelikle Apple AirPods Max'in burada mikrofon performansını hep beraber test etmiş olduk. Umarım güzel bir performansı vardır. Şu anda da sessiz bir ortamda nasıl bir performansı olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Siz de mutlaka bu kulaklığın mikrofon performansını beğenip beğenmediğinizi mutlaka aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, gelelim değer mi değmez mi kısmına. Sizlere Instagram'da sormuştum neleri merak ediyorsunuz diye, bir sürü soru gelmiş. Teşekkür ederim. Burada en çok gelen sorulardan bir tanesi bu fiyata değer mi değmez miydi? Değmez arkadaşlar. Yani bu fiyata ne yazık ki değmez. Yani evet, ses performansı çok iyi, yani muazzam. Aktif gürültü engelleyicisi keyifli, güzel. Şeffaflık modu okey, muhteşem ama zaten çok kullanılan bir mod olduğunu düşünmüyorum. Burada kullanıma baktığınız zaman, yani ergonomiye baktığınız zaman ağır bir kulaklık. Yani ciddi manada sizi yorabilecek bir kulaklık ve kulağınıza baskı yapan, kafanıza baskı yapan bir kulaklıktan bahsediyoruz. Uzun dönem kullanımında, yani diyelim ki arka arkaya taktınız, diyelim ki 4 saat, 5 saat sürekli kafanızda duruyor bu kulaklık. Kafanızda bir baskı oluşturur arkadaşlar. Sizleri rahatsız eder. Üst tarafıyla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Yani kafaya dayan şurayla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Ancak kafanıza, kulağınıza değen şuralardaki, şuradaki alanlarda ciddi bir baskı oluşturacağını söylemek istiyorum. Tabii ki burada Apple ekosistemine dahilseniz, tüm ürünleriniz Apple'sa, saatinizden telefonunuza, iPad'inize vesaire her şey Apple markaysa ve Apple fanboysanız, çok net bir şekilde söyleyeyim, Apple fanboysanız ve çok para kazanıyorsanız, ciddi manada iyi bir geliriniz varsa bu kulaklığı alabilirsiniz. Çok lüks, çok premium duran bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Ha, bana kalırsa ben açık konuşmak gerekirse
ne kadar param olursa olsun bu cihazı almazdım. Çünkü demin söylediğim ergonomi kısmından bence çok önemli bir nokta orası. Ergonomi kısmı rahatsız geldi. Uzun süre kullanımda baskı oluşturuyor. Ve aynı zamanda dışının alüminyum oluşundan kaynaklı olarak rahat kullanamıyorum. Çizildi çizilecek böyle sürekli panik oluyorum. Ancak bu kulaklığı çıkartıp Sony'mi taktığım zaman gerçekten böyle oh be diyorum, dünya varmış. Hem ses performansı hem ergonomi hem de hafiflik konusunda. Bence yani ikisi arasında bir seçim yapmak gerekirse benim tercihim Sony olacaktır. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.